Bu çalışmaya COVID-19 Kayseri'de peak yaptığı dönemden itibaren başladık. Biz burada hastanemize başvuran ve ameliyat geçirecek olan herhangi bir sebeple ameliyat geçirecek olan hastalarda PCR'la COVID-19 var mı yok mu? Buradaki yapma amacımız zaten bu normalde yapmamız gereken bir şey. Bu kişiler taşıyıcı mı, hasta mı? Ameliyat çünkü zorlu bir iş. Bunun sonucunda kişiler daha ciddi sorunlar yaşayabilir. Dahası ameliyat ekibine bulaştırabilirler. Biz bu önlem amaçlı yaptığımız bir işlemdi. Sonradan biz bu baktığımız hastaların sonuçlarını ki yaklaşık olarak biz 1067 tane hastayı taramışız. Ve bunun sonucunda bunları bir değerlendirelim dedik. Yani ne oldu, ne bitti bunlarda diye. Ve bunlarla ilgili işte yaş ve cinsiyet dağılımları gibi bütün değerlerini, alt hastalıklarını çıkardık. Bunlarla ilgili analiz de yaptık. Ama gördüğümüz şuydu, Kayseri'de ve Türkiye'de pikin yaşandığı dönemde, yani yoğun olarak vakaların görüldüğü dönemde bakıldığında yaklaşık olarak %6-6,5'unda her PCR baktığımız bu hastaların %6-6,5'unda PCR pozitifti. Pikin olmadığı daha sakin olan dönemlerde Nisan ve Nisan-Mayıs ayları pik dönemiydi Kayseri için. Ekim-Kasım-Aralık pik dönemiydi. Bu dönemler dışındaki baktığımız dönemlerde bu hastalarda, bu operasyon öncesi baktığımız hastalarda oranın %0,8, %1'in altında olduğunu gördük. Biz buna göre de baktığımız zaman bu PCR pozitiflikleri neyi gösteriyor? Antikor testine farklı bir şeydir bu. Antikor sizin ne zaman geçirdiğinizi söylemeyebilir. Ve her geçirdiğinde üzerine eklenir. Ama PCR anlık canlı sonuç verir. Bu baktığımızda PCR'ın %6,5'unu o dönem içerisinde etkilediğini, pikin olduğu dönemde toplumun gördük. Pik dönemi dışında ise %1'in altında olduğunu gördük. PCR pozitifliğinin 20 gün ortalama sürdüğünü biliyoruz. Biz buna göre her 20 günde bir pik döneminde %6-6,5, pik olmayan dönemde %1 toplumun etkilendiğini hesabını çıkardık. Bu projeksiyonu yapıldı ve buna göre biz önümüzde ne olacağına baktık. Şu an geldiğimiz noktaya göre bu hesap üzerinden yaptığımızda şu anda %50'nin üzerinde bir Kayseri için bunu söyleyebiliriz. Türkiye için de bunu aşağı yukarı geçerli olduğunu söylenebilir. %50'sinden fazlasının Mart ayı itibariyle, Mart 2021 itibariyle Türkiye'de bu hastalıktan etkilendiğini, yani sürü bağışıklığı ya da kitle bağışıklığı denen olayın bu noktada olduğunu biliyoruz. Peki bundan sonra ne olacak diye baktığımızda, geçen yıl iki pik yaşanmıştı, ortalama 2,5 ay süren. Biz hiç pik olmayacak şekliyle, bir pik olacak şekliyle ve geçen yıl olduğu gibi iki pik olacak şekilde üç farklı hesaplama yap çıkardık. Çünkü pik döneminde oran fazla olduğu için sonuç değişebiliyor. Buna göre baktığımızda eğer bu tarihten itibaren hiç pik olmazsa %1'lik artışlarla her 20 günde bir %1 eklendiği zaman 2022'nin Mart ayında sürü bağışıklığı sınırına, %70'lik sınıra ulaşmış oluyoruz. Bir pik olursa, yani ki şu anda üçüncü pikin içindeyiz. Bu olursası da kalmadı bu işin aslında. Bir pik olursa da Haziran ayı, Mayıs sonu, 2021'in Mayıs sonu Haziran ayı. Çünkü bu pikle ciddi bir şekilde %50'nin üzerine bir %20 daha eklenecek demektir. Mayıs sonunda Kayseri için en azından %70'lik kitle bağışıklığına ulaşıldığını söyleyebiliriz. İki pik hesaplamaya bile gerek yok. Çünkü bir pikte bile hemen ona sınıra ulaşıyoruz. Buradan söyleyebileceğimiz, eğer pik yaşanırsa tek bir pik sıkıntımız kaldı. Bu pik atlatılırsa bu hastalığın kitle bağışıklığını oluşturacağını düşünüyoruz. Ama bu içimizi rahatlatacak bir şey değil. Çünkü yeni hali virüsün çok daha bulaşıcı. Bu son yaşayacağımız pik çok sarsıcı olabilir. Öncekilerden biz geçen yılın sonlarında çok zorlandık. O ikinci pik yaşandığında hastaneler tıka basa dolmaya başladı. Şimdi bu yeni mutant virüs, İngiliz mutantı ki %60'ın üstünde, çok daha hızlı bulaştığı için hastanelerin bu üçüncü pikte çok daha zorlanabileceği, belki de kapasitesini aşacağını
düşünebiliriz. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir. Bu hastalıkla ilgili yapılan, buna benzeyen tabii ki diğer hastalıklarla ilgili çalışmalar var. Bu açıdan ilk, burada da zaten gösterebiliriz. Bir pik olursa hızla ulaşmış oluyoruz. %70'lik sınıra sürü bağışıklığı ya da kitle bağışıklığı açısından, ama pik gelişmezse oldukça yavaş bir seyirde 2022'nin Mart'ına kadar bu hastalığın devam edeceğini öngörebiliyoruz. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de benzer bir çalışma yapılmadı diyebiliriz. Evet. Elbette ki bu diğer iki virüsten, yani SARS ve MERS'ten, SARS 1 ve MERS'ten farklı. Biz de bunu merak ediyorduk en başından. Nasıl seyredecek? SARS gibi ya da MERS gibi bir anda kaybolacak mı? Yoksa kalıcı mı olacak diye. Bu bizi yanılttı bu açıdan. Biz diğerleri gibi davranacağını düşündük ama bu uzadı. Bir farkı ne? Bulaştırıcılık çok fazla. MERS'e göre ölüm oranı düşük. Bu çok iyi bir şey. Yani MERS'teki ölüm oranları olsaydı herhalde çok öyle 5-6 milyonla kalmazdı bu iş. Çok daha fazla ölüme neden olurdu. Bu açıdan sıkıntılı. Bulaşıcılığı fazla ama iyi tarafı ölüm oranı diğerlerine göre daha düşük.